Hadi hoşça kal. Görüşürüz. ...12 Şubat Belediye'mizle birlikte birçok faaliyetlere ortak imza atıyoruz. O faaliyetlerden bir tanesi de liseler arası hem kızlarda hem de erkeklerde voleybol şampiyonası düzenlendi. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Okullarımızdaki faaliyetlerini, sportif faaliyetlerini burada icra ediyorlar. Öncelikle bu fırsatı bize tanıyan, bu imkanları sizlerin emrine sunan 13 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Mahçiçek Bey'e sizin adınıza, okullarımız adına, öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Çocuklar, bu ülkenin size ihtiyacı var. Bu ülkenin iyi yetişmiş, ülkesini, milletini, ailesini seven, bu ülkenin daha iyi noktalara taşınması için gayret edecek iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Gerçekten de Türkiye'mizin, ülkemizin bugünkü içinde bulunduğu şartlardan daha iyi yerlere taşınabilmesi için iyi yetişmiş, donanımlı insanlara ihtiyacımız var. O insanlar öyle insanlar ki Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, iradesi hür insanlar. Ve ailesine, milletine, ülkesine bağlı insanlar. Çocuklar, konuştuğumuz arkadaşlara dikkat edeceğiz. Yanlış insanlarla konuşmayacağım. Bizi yanlış yollara, yanlış yerlere sevk edecek insanlarla konuşmayacağım. Hep çalışacağız, hep çalışacağız. Bakın geçenlerde anlattım, o anekdotu sizlere de anlatayım. Bir pazar yerine gitmiştik geçenlerde. Bir hanımefendi kardeşimiz pazarcılık yapıyor. Bana dedi ki, başkanım şöyle bir kenarda bir konuşalım dedi. Buyur kardeş dedim, kenara çekildik. Dikkat edin bakın. Bana ilk cümlesi şu: benim oğlumu hapse attır dedi. Sen ne diyorsun hanım kardeş dedim ya. Başkanım dedi, ben burada pazarcılık yapıyorum. Akşama kadar bir ekmek parası kazanmaya çalışıyorum. Akşam eve vardığımda oğlum o ekmek parasını elimden alıyor, uyuşturucuya giriyor dedi. Belki hapse attırırsanız kurtulur dedi. Merhamet timsali olan annelerimizden bir tanesi çocuğunun kurtulması için hapse attırılmasını istiyor. Çok dikkat edeceksin evlatlar. Çok dikkat edeceksiniz. Ailelerimizi üzmeyeceğiz. Düzenli her gün çalışacağız. Düzenli her gün çalışacağız. Hepimizin gönlünde, kafasında, idealinde bir ideal olacak. Hangi alanda okuyorsak o alanın en iyisi olmaya çalışacağız. Üniversiteyi bitirdikten sonra orada kalmayacağız. Yüksek lisans yapacağız, doktora yapacağız. Yani alanımızda en iyi olacağız. Bir de ileride iş hayatına atıldığımız zaman ibadet yapar gibi çalışacağız. Kaytarmak için değil, ibadet yapar gibi çalışacağız. Artık Türkiye büyük bir ülke çocuklar. Gerçekten büyük bir ülke. Uluslararası alanda çok itibarlı bir ülke. Türkiye
güçlü bir ülke çünkü Türkiye'nin 15 ülkede askeri üssü var. Eğer dünya ülkeyinde büyük devlet diyorsanız askeri üssü olan devlet olacaksınız. Türkiye'nin de bugün 15 ülkede askeri üssü var. Artık Türkiye büyük bir ülke. Ama bunu daha büyüteceğiz. Daha iyi yerlere taşıyacağız. Her alanda kendimizi ispat edeceğiz. Bugün askeri alanda, savunma alanda çok iyiyiz. Ama o yetmez. Her alanda iyi olacağız. Her alanda inşallah. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Böyle güzel güzel spor yapacağız. Belediye olarak da biz sizlerin hep yanında olacağız. Bakın bizim bir fırsat eşitliği yaratmak için ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımız var. Ücretsiz. Mezun olan evlatlarımız oralara kaydolsunlar. Ücretsiz. Çok da iyi başarısı var bizim dershanemizin. Geçen seneki başarımız %80'lerdeydi. 60 öğrencimiz ilk 20 bine girmişti. O dershaneler sizlere hazır. 4 Kasım'da Expo alanında kitap fuarı açacağız. O kitap fuarına sizleri okullarınızdan alacağız. Arabaları biz temin edeceğiz. Okullarınızdan alacağız. Expo alanını hem gezeceksiniz hem de kitap fuarını gezeceksiniz. Expo alanında her hafta her 3-4 günde bir etkinliğimiz olacak. Kitap fuarı açacağız. Tekstil fuarı açacağız. Gıda, tarım fuarı açacağız. El sanatları fuarı açacağız. Siz de gelip oralarda o güzellikleri inşallah göreceksiniz. 12 Şubat Belediyesi bir dünya projesi yaptı bakın. Dünya projesi. O dünya projesini hep beraber gelip izleyeceğiz, gezeceğiz, sahip çıkacağız inşallah. Sizlere güveniyoruz hanımefendi kızlarımız. Bakın siz var ya, bu bizim erkeklerden daha öndesiniz Allah için. Tuttuğunuz işi başarırsınız. Beyler de gücenmesin ama doğrusu bu. Öyle değil mi? Tuttuğunuz işi başaracaksınız. Allah sizleri, Cenab-ı Hak sizleri hep inşallah muvaffak etsin. Sizlere zihin açıklığı versin. Ülkemize, milletimize, ailelerimize hayırlı evlatlar olarak hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Sportif müsabakalarımız devam edecek. Hanımlar, beyler, önce voleybol, sonra basketbol devam edecek inşallah. Bu salonlar sizin evinizde istediğiniz zaman kullanacaksınız. Bir ülkenin geleceği gençleri. Bak dün bizi hor görüyorlardı. Bugün onlardan çok iyiyiz Allah'a şükür. Onların yapamadıklarını yapıyoruz. Yakında Kahramanmaraş'ta küçük uçakları yapacak bir fabrika olacak inşallah. Uçak da yapacak Kahramanmaraş inşallah. Hanım kızlarımız, sizlerle beraber olmak güzel. Hepiniz ayrı ayrı hem ailelerimiz için, hem ülkemiz için, hem de bizler için hepiniz birer değersiniz. Siz değerli gençlerimizi gönülden, yürekten selamlıyorum.
Bizlerden büyüklerimize selamlarımızı iletin lütfen. Bütün takımlara da başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.